reklam filmi mi çektiniz kızına ya? Bir de hangi Kızılay'a? Kızılay bölünmüş mü? Ne olmuş? Tam yakalayamadım o kısmı. Reklamı görebileceğiz mi? Reklamı merak ettim. Reklamı nereden bulabiliriz? Ben reklamı merak ettim. Onu bakayım. Bu. Evet kanka tamam, emeğiniz güzelmiş. Ben reklamı merak ettim. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. 1868 kuruluş. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. Abi bir dakika, Trablusgarp Savaşı'nda o atamı mı koymuşlar? Bak bak, çaktırmadan araya sıkıştırmışlar paşamı, gördünüz mü? Yardım etme sözü veren iyi insan. Atam, daha önce de anlatmıştım Atatürk'ün şehla olması meselesi. Yanlış hatırlamıyorsam Trablusgarp'ta düşen bombadan suratına gelen şarapnel. Bu da dünyanın ilk hava bombardıman saldırısı olarak geçiyor. Dünyada ilk havadan düşen bombadan yaralanan ilk askerlerden birisi de aslında atamız. Bu da ilginç bir bilgidir ha. Yani dünyadaki ilk bombardımanda ilk yaralanma şerefine nail olmuş, gazi olma şerefine nail olmuş. Bu sebepten de gözü şehla kalmış olan kişi askerlerden birisi Atatürk'tü. İlk uçak düşürenlerden birisi de yine biz oluyoruz. El ele verdiler. Gece gündüz demediler, bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar. Kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde.
En son niye gökteki o hilal? Onu anlamadım. Türk Kızılay. En sonda neden çiçek ekipmişliklerini anlayamadım ama güzel. Mustafa Canoz, iyi akşamlar kardeşim. Video at, ben artık açmıyorum, sikeceğim yeter ya. Artık gelmeden bir saniye abi. Durun abi.